Evet arkadaşlar, yazım kurallarından devam ediyoruz. Yazım kurallarında öncelikle büyük harflerin kullanımı. Büyük harfleri nerede kullanıyoruz? Büyük harfleri cümlelerin diyoruz. Büyük harfler kullanıyoruz. Çocuk ille de pamuk şekeri istiyordu derken burada da gördüğünüz gibi çocuğun ç'si ne oluyor? Büyük harf kullanıyoruz arkadaşlar. Başka nerelerde kullanıyoruz? Özel adlarda kullanıyoruz. İşte insan isimleri, özel adlarda tabii ki birçok özel isimler var. Bunların ad ve soyadlarını yazarken yine kullanıyoruz. Din, dil, ırk isimlerinde, mahalle isimlerinde, coğrafi yer isimlerinde yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyük harfi kullanıyoruz. Başka nerelerde kullanıyoruz büyük harfi arkadaşlar? Başka yapı adlarında, kurum kuruluş isimlerinde, yine eser isimlerini yazarken, bayramlarda önemli haftaları yazarken, ünvanları yazarken yine arkadaşlar, ünvanları yazarken yine ne yapıyoruz? Büyük harfleri kullanıyoruz. Mektuplarda, hitaplarda arkadaşlar yine ne yapıyoruz? Bunlarda büyük harfleri kullanıyoruz. Peki büyük harf, başlık yazarken büyük harf kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Peki bu başlıkların arasındaki bağlaçları yazarken nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Buna dikkat edeceğiz. Eğer başlığı oluşturan sözcükler sadece ilk harfle büyük yazılırsa bağlaç küçük harfle yazılır. Bakın burada örnekte olduğu gibi. Eğer tamamı büyükse arkadaşlar o zaman bağlaçta nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor. Buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şimdi bir diğer yazım kurallarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Yön adlarını yazarken nasıl yazıyoruz? Buna bakacağız. Yön adlarının yazımında yön adları eğer özel bir adla beraber kullanılıyorsa özel bir ad yeri olarak kullanıldığında büyük harf yazılır. Dağların yüksekliği bakımından Doğu Anadolu önemli bir bölgemizdir. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yön adlarında ara yönlerin isimlerini yazarken nasıl yazıyoruz? Ara yönler her zaman bitişik ve küçük harflerle yazılır. Kentin kuzeybatısı, gecekondulaşma derken. Özel isimlerle kullanıldığı zaman ise Güneydoğu diye G'si ilki ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyük yazıyoruz. Şimdi burada şöyle bir pratiklikten bahsedebiliriz arkadaşlar. BÖK kuralı. Şimdi BÖK kuralı dediğimiz şey eğer özel isimden önce yazılırsa büyük harfle yazıyoruz arkadaşlar. Özel isimden önce yazılırsa ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz. Gün ve ay adlarının yazımı. Eğer bir tarihle ilgili gün ve ay ad büyük harfle yazılmışsa bunun dışında kalanlar ise küçük harfle yazılır. Belirli bir günden bahsediyorsak, tarihten bahsediyorsak arkadaşlar bunları ne yapıyoruz? Büyük yazıyoruz. Ama herhangi bir Mayıs'tan veya herhangi bir zamandan bahsediyorsak o zaman küçük harfle yazıyoruz. Güneş, ay ve gezegen adlarının yazımı. Güneş, ay ve gezegen isimleri terim anlamda kullanılırsa büyük harfle, eğer cins isim olarak kullanılırsa küçük harfle yazılır arkadaşlar. Ülkemizde güneş tutulmasını izlenebilecek. Haber dünya, dünyası kararlı. Buradaki dünya terim anlamda kullanılmadığı için, mecaz anlamda kullanıldığı için küçük harfle, güneş tutulması terim anlamda kullanıldığı için buradaki G büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Sayıların yazıma gelecek olursak, sayılar arkadaşlar her zaman için nasıl yazılır? Birbirinden ayrı yazılır. Genellikle yazıyla yazılır ve yazıyla yazılan sayılar karşısında her sözcük birbirinden ayrılır. 15 yaşına gelecek derken 10 ayrı, 5 ayrı gördüğünüz gibi. Sadece ve sadece çek senet yazılarında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bankacılık işlemlerindeki çek senetlerde bitişik yazıyoruz. Çünkü araya başka bir rakam girip miktar yükseltilmesin diye. Bir diğeri ise arkadaşlar saatlerin, sayıların üzerine getiren eklerin yazılması. Ekler yazılırken ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesme işaretini kullanıyoruz. Burada 3T diye, yani ne yapıyoruz? Yazarken de bu şekilde 3D değil de 3T diye yazıyoruz. Bir diğeri ise arkadaşlar bileşik isimlerin, bileşik adların yazımı. En az birinin anlamını yitirmişse bileşik ad bitişik yazılır arkadaşlar. Bakın hanım ve el iki tane sözcük var. Ve hanım eli dediğimiz şey ise bir bitki, bir çiçek ismi. Ne hanım ne de elle alakası var arkadaşlar. Biri veya her ikisi de anlamını yitirdiyse bunlar bitişik yazılıyor. Burada olduğu gibi. Eğer ses düşmesi varsa yine bitişik yazılıyor. Kahve altı, kahvaltı diye ne yapılıyor arkadaşlar? Yazılıyor. Peki isimler böyle yazılıyor. Fiilleri nasıl yazıyoruz? Şimdi ona bakacağız. Bileşik fiillerin yazımında eğer iki eylem birleşmesi oluşan kurallı bileşik fiil varsa bu nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bitişik yazılıyor. Gidebilmek, gide durmak, sevebilmek gibi. Bir ad veya yardımcı fiille oluşuyorsa arkadaşlar bir ses olayı meydana gelirse burada ne oluyor? Bitişik yazılıyor. Ses olayı meydana gelmezse ayrı yazılıyor. Bakın affetmek derken af
ve etmek kelimelerinden oluşuyor. Affetmek neyden oluşuyor arkadaşlar? Af ve etmekten. Peki yazılırken ne oldu? Bir tane daha F türedi arkadaşlar. Bir F daha ne yaptı? Türedi. İşte buradaki ses olayından dolayı arkadaşlar ne oluyor? Bitişik yazıyor. Sabretmek gibi. Normalde neydi? Sabır etmekti. Yine ne oldu arkadaşlar? Bitişik yazılmış oldu. Zannetmek neydi aslında arkadaşlar? Zannetmek neydi arkadaşlar? Zan etmek. Bu yazılırken ne oldu arkadaşlar? Bir tane daha N türedi. Yani ses olayı gerçekleşti. O yüzden bunu nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Yani ses olayı meydana gelirse arkadaşlar bu bitişik yazılıyor. Eğer bir ad veya eylemin birleşmesiyle oluşan anlamca kaynaşmış birleşik fiilse arkadaşlar bu ne oluyor? Yine ayrı şekilde yazılıyor. Göz atmak, diri damağına yapışmak gibi. Peki özel adlara gelen eklerin yazımı nasıl oluyor arkadaşlar? Özel adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Yapım eki ise arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmaz, bitişik yazılır. Bakın Ankaralılar olduğu gibi. Kısaltmaları yazarken neler yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl yazıyoruz? Kısaltmalarda kurum kuruluş kısaltmasının ilk harfleri ile yapılır. Nokta konmaz. T, D, K. T, B, M, M. Ve bu şekilde büyük yazılan, bakın T, D, K, T, B, M, M yazılan bunlara gelen ekler ne yapıyoruz arkadaşlar? Şeyine göre, yani okunuşuna göre ne yapıyoruz? Kısaltmayı getiriyoruz. T, B, M, M, Y diyoruz. Tek sözcük kısaltma varsa arkadaşlar bu kural ilk hecesini alırız. Adresin ad, sokağın sok olduğu gibi. Yine tek sözcükteki kısaltmada arkadaşlar yine ne yapıyoruz? Tırnak kullanıyoruz. Gelelim önemli bir yazım kuralına. Ki'nin yazımı. Türkçemizde iki tane ki var arkadaşlar. Biri ek olan ki, biri bağlaç olan ki. Şimdi bu ek olan ki tabii kendi arasında ayrılıyor ama yazımları ek olduğu için değişmiyor. Yani yazım değişikliğine baktığımız zaman burada sadece ek ve bağlaç olarak ayırıyoruz arkadaşlar ki'yi. Peki burada neye göre ayırıyoruz? Eğer bir ki bağlaçsa arkadaşlar bu nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Eğer ekse bitişik yazılıyor. Bakın yoldaki arabalar derken burada ne oluyor? Ek olarak gelmiş. O yüzden bitişik yazılıyor. Sağdaki çocuk olduğu gibi. Dünkü çalışmalar, sabah köyün. Bunlar da hep nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bitişik olarak yazılıyor ki. Ama eğer bağlaç olarak gelseydi o zaman ne olacaktı arkadaşlar? Ayrı yazılacaktı. Bakın soruda Eylül 2012'de gelmiş. Hangisi de kinin yazımına ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Burada bakalım. İçindeki kıvılcımın farkına vardı. İçindeki kıvılcımın farkına vardı diyor. Filmdeki adam da kendini gördü. Öğrendim ki benden hiç hoşlanmamış. Halbuki ben hep beklemiştim. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır? İçindeki kıvılcımın farkına vardı. Burada ne olacaktı ki? Bitişik yazılacaktı. O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Adana oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir notumuz var. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. O da şu. Halbuki oysa ki madem ki bağlaçlarındaki görülen ki bitişik yazı ki bağlacı görevinde kullanılırsa o zaman ayrı yazılır. Burada niye bitişik yazılıyor? Bunlar kalıplaşmış cümleler, kalıplaşmış sözcükler. Onun için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunları bitişik yazıyoruz. Bakın öğrendim ki beni hiç anlamamış, içindeki kıvılcımın farkına vardı diye yine aynı sorumuza bakarsak arkadaşlar ki'nin yazımıyla ilgili buradaki hatayı görmüş oluruz. Şimdi bir diğeri arkadaşlar D'nin yazımı. Türkçe'de iki tane D var. Bir hal eki olan D var. Bir de bağlaç olan D var. Burada da yine aynı mantık. Eğer hal eki olan D ise bu bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bağlaç olan D dağılsa bu ise ayrı yazılıyor. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Bunu anlamanın bir kolay yolu var arkadaşlar. Eğer D'yi cümleden çıkarttığımızda anlam bozuluyorsa hal ekidir. D'yi cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa bu bağlaçtır. Burada cümlemize bakalım. Adamın bakışlarında bir gariplik vardı. Adamın bakışlarının
bir gariplik vardı. Çıkardığımızda anlam bozuldu mu? Evet. O zaman bu halaki oluyor ve bitişik yazılıyor. Bağlaç görevinde kullanılan da ise arkadaşlar, sen de bu işi çok istiyorsun biliyorum. Sen bu işi çok istiyorsun biliyorum diyorum. Bakın D'yi çıkarttığımda anlam bozuldu mu? Hayır. O zaman bu ne oluyor? Bağlaç oluyor. Bağlaç olan D ayrıdır. Halaki olan D bitişiktir. Bunu unutmuyoruz. Bakın hemen bunlardan çokça soru gelecek arkadaşlar. Her zaman için karşınıza çıkacak. Yarın öbür gün üniversite sınavlarında da karşınıza çıkacak. Hep peşinizi takip edecek. D ve K. O yüzden bunu zihnimizde iyi yerleştirirsek bir ömür rahat ederiz diye düşünüyorum. Aşağıdakinin hangisinde 3 nokta ile belirten yere DDA bağlacı getirilir? Ayak, bakın bağlaç getirilecek. O zaman ne olması lazım? Çıkarttığımızda anlam bozulmayacak. Ayak durmak zor geldi. Bakın getirilebiliyor mu? Hayır. Peki diğerine bakalım. Sizin bizim geldiğinizi sanıyordum. Bakın bu da yine anlam bozuluyor. Yüzüm gülüyor ama kalbim hüzün var. Yine olmuyor. Sokağa tedbirsiz çıktığımdan yağmur ıslandık. Burada ne oluyor arkadaşlar bakın. Bakın sizin bizim gibi geldiğinizi sanıyordum. Sizin de bizim gibi. Bakın burada D'yi ne yapıyoruz? Sizin de bizim gibi geldiğinizi sanıyordum derken Bursa cevabımız olmuş oluyor. Gelelim arkadaşlar bir başka yazım kuralımıza. O da karşımıza çokça çıkan yine mi soru edatının yazımı. Bu çok basit. Mi soru edatı kendisinden önceki sözcükten her zaman için ayrı yazılır. Bakın arkadaşlar biliyor musun derken, yapacak mısınız derken. Ama kendisine eğer bir ek gelirse bu ekle bitişebilir. Onun haricinde her zaman için mi soru edatı eklendiği sözcükten ayrı yazılır arkadaşlar. Sorumuzda da görüyoruz. Ağustos 2010'da min yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Bakın burada hemen ailesinin buradan taşınacağını tahmin eder miydin? Burada ayrı yazılacak arkadaşlar. Cevabımız Adana oldu. Burada şimdi yine başka bir yazım durumu var arkadaşlar. O da ikilemelerin yazımı. İkileme nedir önce? İkileme peş peşe yazılan, anlamı kuvvetlendirmek için söylenen sözcüklerdir. Ve ikilemeler her zaman için ayrı yazılır ve hiçbir noktalama işareti ikilemelerin arasında gelmez. Bakın çocuklar yavaş yavaş derken burada virgül koyabilir miyiz? Hayır, koyamayız. Hiçbir noktalama işareti gelmez ve birbirinden nasıl yazılıyor arkadaşlar? Ayrı şekilde yazılıyor. Şimdi baktığımız zaman D, Mi ve Ki'nin yazımıyla arkadaşlar ilgili her zaman için karşımıza sorular çıkacak. Bu sorularda da bir daha tekrar edecek olursak arkadaşlar D'nin yazımında haleki olan Mi, D var. Bir de bağlaç olan D var. Ki'de de yine aynı şekilde arkadaşlar. Bağlaç olanla her zaman için birbirinden nasıl yazılıyor? Ayrı yazılmaktadır arkadaşlar. Buna ne yapacağız? Evet. Mi'de de yine aynı şekilde. Mi'de de arkadaşlar her zaman için Mi'yi nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Şimdi burada bir sorumuz var. Ağustos 2010 yılında gelmiş. Aşağıdaki hangisi alt çizgisizlik doğru yazılmıştır? Bakın doğru yazılmıştır. Bedestende iki dolap tutuyor. Eve doğru gitti. Yurdunu seven iyi bir vatandaştır o. Anlaşılan evden çıkarken ocağı söndürmemiş. Burada cevabımız ne oluyor arkadaşlar? D şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere.